baş boyun bölgesinde baş ağrısından sonra en sık görülen semptomdur. Semptom diyorum üstüne basarak çünkü bir hastalık ismi değildir. Nasıl ki baş ağrısı bir hastalık değilse ama tansiyon, migren, beyin tümörü, beyin kanaması, sinüzit gibi onlarca hastalığın bir göstergesi olabileceği gibi vertigoda yani baş dönmesi de birçok hastalığın göstergesi olabilir. Etrafın dönüyor olma hissini tanımlamak için kullanılır. Etrafın dönüyor olma hissi yoksa aslında bu bir vertigo değildir. Dizziness dediğimiz yani zeminin sallanıyor olması gibi tarif edilebilecek olan veya dalgalı bir denizin içinde kayıkta salın üstündeymiş gibi hissettiren durumlar da karşımıza hastalarımız tarafından benim başım dönüyor diyerek tanımlanarak geliyor. Bu baş dönmesi değildir. Tabii ki bu da bizim ilgi alanımızın veya değerlendirme alanımızın içerisindedir. Kulakla da ilgili olabilir. Vertigo konusu yani baş dönmesi yapan hastalıklar neredeyse %95'e yakın oranda kulakla, iç kulakla ilgili olan hastalıkları ilgilendirir. Neyse ki veya hastalarımızın düşündüğünün tersine başım dönüyor acaba bende beyin kanaması mı var, başım dönüyor acaba benim beynimde tümör mü var fikirleri bundan uzaklaşmalarını öneririm. Çünkü bu baş dönmesi yapan hastalıklar içerisinde çok az oranda görülmekte olan bir durumdur. Veya başka bir deyişle söyleyecek olursak bir hasta başım dönüyor diye geliyorsa hele hele şiddetli, bulandıran, kusturan yani kendisini birazcık da heyecana sevk eden bir baş dönmesine sahipse bu çoğu zaman kulakla ilgili olan durumları düşündürür veya gösterir. Peki tedavisi var mıdır? Bazısının tedavisi o kadar basittir ki bazı yatırma kaldırma manevralarıyla düzeltmek mümkündür. İlaç bile vermeyiz. Ama bazısını hastaneye yatırmayı da gerektirebilir. Ama sonuç olarak en şiddetli kulağı ilgilendiren vertigo başka deyişle baş dönmesi yapan hastalıkların tedavisi vardır. İster tıbbi, ister cerrahi ama sonuç olarak mutlaka tedavilerinin olduğunu söyleyebilirim. Zaman, hadi fazlaca söylemek gerekirse veya zorlarsak kendimizi en fazla 15-20 gün içerisinde önemli kazanç sağlanabilir diyebilirim.